Hazreti Musa'nın, evet. Şeytanın Allah'a sınırı. 14. ayet. Vicdanları kabul ettiği halde diyor Cenab-ı Allah, zulüm ve büyüklenme dolayısıyla bunları inkar ettiler. Bak, vicdanları kabul ediyor ama zalimliklerinden ve büyüklenme, enaniyet duygusundan dolayı gerçekleri inkar ettiler. Artık sen bozguncuları nasıl bir sonra uğradıklarına bir bak. Andolsun Davud'a ve Süleyman'a bir ilim verdik. Bakın, hep Allah özel ilim veriyor. Bizi inanmış kullarından birçoğuna göre üstün kılan Allah'a hamdolsun dediler. Yani evet, bütün gücün Allah'ta olduğunu söylüyorlar. Süleyman'a cinlerden, insanlardan, kuşlardan orduları toplandı. Bunlar bölükler halinde dağıtıldı. Demek ki Hazreti Süleyman'ın emrinde cinler varmış. Hazreti Mehdi kime benziyor hadise göre? Süleyman'a benziyor değil mi? Hazreti Süleyman gibidir diyor Peygamberimiz. Mehdi'nin de cinlerden ordusu olacaktır. Ecinilerden inşallah. Her türlü bilgiyi, istihbaratı onlara salacaktır. Ve gün be gün gücü artacaktır. Cinlerle bağlantı gücü artacaktır Hazreti Mehdi'nin inşallah. Ve kuşlardan, hayvanlara da etkiliyor Hazreti Mehdi gibi. Hazreti Süleyman hayvanlarla bağlantı halinde. Kuşlar onu seviyor, o kuşları seviyor. Hazreti Mehdi diyor, balıkları bile, değil mi, sever diyor, onlarla bağlantıdadır diyor. Denizdeki balıklar bile diyor, ondan memnun kalırlar diyor. Havadaki kuşlar. Havadaki diyor. Kuşlar diyor tabi. Bunlar bölükler halinde dağıtıldı diyor. Nihayet karınca vadisine geldiklerinde bir dişi karınca dedi ki, ey karınca topluluğu, kendi yuvalarınıza girin. Süleyman ve orduları farkında olmaksızın sizi kırıp geçirmesin. Karıncalar da Hazreti Süleyman'la bağlantılı. Yani harika oluşuyor. Sözünü dinliyorlar karıncalar Hazreti Süleyman'ın. Evet. Bunların da hikmetini göreceğiz. İnşallah. İnşallah. Mesela Hüt Hüt konuşuyor. Papağanlar da şimdi bakın şakır şakır konuşuyorlar. Değil mi? Adamlar nasıl diyor? İyiyim diyor. Ne yapıyorsun? Hiç geziniyoruz diyor. Ya papağan ya, bir normal konuşuyor. dedi ki, ey önde gelenler, gerçekten bana oldukça önemli bir mektup bırakıldı. Gerçek şu ki bu Süleyman'dandır ve şüphesiz Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlamaktadır. Bir mektup. Mesela bak, biz de kitaplarımızın hepsinin başlangıcına Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla yazıyoruz. Ve kitaplar da bir mektuptur. Her yere gönderiyoruz. Evet. Allah'tan bir mektup değil mi inşallah, Müslümanlara? Inşallah. İnsanlara inşallah. İçinde de bana karşı büyüklük göstermeyin ve bana Müslümanlar olarak gelin diye yazılmaktadır. Yani enaniyet yapmayın, gurur yapmayın, Müslüman olun diye inşallah mektupta yazıyor. Süleyman'a elçi hediyelerle Süleyman'a geldiği zaman sizler bana mal ile yardımda bulunacaksınız. Allah'ın bana verdiği size verdiğinden daha hayırlıdır. Hayır, siz hediyelerinize sevinip övünebilirsiniz dedi. Ben mesela hiç hediye kabul etmem. Bilirim. Evet. Hiç. Yani çok çok mecbur olursam teberrüken kabul ederim. Ama mutlaka onun karşılığı daha değerli bir hediye verip ve tembihlerim de, yani bir daha yapma şeklinde. Yani değerli hediyeyse zaten kabul etmem yani, öyle yani altın maltın falan, o hiç mümkün değil. Ama mesela ufak tefek bazen alıp getiriyor, mesela baklava şu bu falan gibi getiriyor. Mahcup etmemek için, zaten miktarı da az olduğu için kabul ediyorum ama sıkı sıkıya da tembihliyorum. Sakın bir daha böyle bir şey olmasın diyorum. Ama mutlaka karşılığı bir hediye oluştururum inşallah. Bunu nereden öğreniyoruz? Hazreti Süleyman'dan öğreniyoruz inşallah. Yani tebliğ yapanlar hediye almaktan kaçınacaklar. Evet. Allah yolunda mücadele edenler hediye olmaz. Evet. Yani ne hizmetlerini Allah yolunda yaptığı mücadeleden, kitaplarından, başka eserlerinden para alması yakışır. Olmaz. Bundan da kaçınacak. Ayrıca hediye getirildiğinde hediye de kabul edilmez. Allah'ın bana verdiği size verdiğinden daha hayırlıdır diyor bak Hazreti Süleyman. Allah verir Müslümana. Gereken nimeti, imkanı sağlar. Yoksa da Müslüman sabreder ama hediye kabul edilmez. Evet. Tebliğci bundan kaçınacak. İnşallah. Cinlerden ifrit, bakın Hazreti Süleyman'ın emrinde. Sen daha makamından kalkmadan onu sana getirebilirim. Ben gerçekten buna karşı
kesin olarak güvenilir bir güce sahibim dedi. Cinlerden bir evrak istendiğinde, belge istendiğinde getirebiliyorlar. Herhangi bir eşya, küçük bir eşyayı alıp getir dersen getirebilirler. Böyle bir özellikleri de var. Ama tabii insanların aklını atmaması için bu tip şeylerin yapılmaması gerekiyor. Ve dolayısıyla da yapılmıyor. Yani. Ama yani olan bir olaydır, bu yapılabilir. İnşallah. İnşallah. Dedi ki onun tahtını değişikliğe uğratın, bir bakalım doğru olanı bulabilecek mi yoksa bulamayanlar da mı olacaklar? Olacak. Böylece Belkıs geldiği zaman ona senin tahtın böyle miydi denildi. Dedi ki tıpkı kendisi, bayağı benziyor diyor. Bize ondan önce ilim verilmişti ve biz Müslümanlardan olmuştuk. Bak nasıl etkileniyor görüyor musunuz? Bize ondan önce ilim verilmişti ve biz Müslümanlardan olmuştuk. Daha olayı görür görmez o harikadan bile etkileniyor yani olayın şokunda. Allah'tan başka tapmakta olduğu şeyler onu Müslüman olmaktan alıkoymuş. Yani Darwinist materyalist sistem o zaman da var. Evrim inancı var. Gerçekten o inkar eden bir kavimdendi. Ona köşke gir denildi Belkıs'a. Onu görünce derin bir susandı. Kadın derin bir susanıyor. Eteğini çekerek ayaklarını açtı. Süleyman dedi ki gerçekte bu saydam camdan olma düzeltilmiş bir köşk zemindir. Yani sürpriz yapıyor Hazreti Süleyman. Biliyor onun öyle yapacağını zaten. Bilerek getiriyor oraya. Yani. Dedi ki Rabbim gerçekten ben kendime zulmettim. Artık ben Süleyman'la birlikte alemlerin Rabbi olan Allah'a teslim oldum, Müslüman oldum diye elhamdülillah. Evet. Bak önce bir aşaması var, sonra ikinci aşamada net açıklama yapıyor. Müslüman oldum diyor. Değil mi? İnşallah. Demek ki etkiliyormuş. Tabii ki. Değil mi? Evet. Bak köşk zemin, güzel tavır, değil mi? Güzel hareketler, güzel konuşmalar. Çünkü Müslüman'ın nezih bir hayat yaşadığını, güç sahibi olduğunu, iktidar sahibi olduğunu görünce o insanlar da olumlu etki yapar. İnsanlar güçten etkilenirler. Güç ararlar. İktidar ararlar. Onu gördüğünde de etkilenirler. Bunda şaşacak bir şey yok. Niye Müslüman aciz olsun? Niye böyle zavallı olsun? Niye gariban olsun? Niye fakir olması gerekiyor? Değil mi? Niye kötü evlerde oturması gerekiyor? Niye herhangi bir arabayla gezmesi gerekiyor? En iyisi olsun. Ama Allah yolunda kullanıyorsa, keyif için demiyorum ben. Tebliğ amaçlı, Allah rızası için yapıyorsa, İslam yaymak amacındaysa gayet güzel olur. Yani o Hazreti Süleyman'ın bir yöntemidir. Hazreti Süleyman'ın duası da o şekilde. Evet. Tabii. Onlar hileli bir düzen kurdu diyor Cenab-ı Allah. Biz de onların hilesine karşı farkında olmadıkları bir düzen kurduk. İddia edilen gene konur. Bütün düştüğü durum budur işte. Bakın farkında olmadıkları bir düzen. Bilmiyorlar. Yani şu an evraklar, bilgiler nasıl gidiyor? Evet. Bu istihbaratın kaynağı nedir? Bilmiyorlar. Olağanüstü tedbirler alıyorlar. Akıl almaz tedbir alıyor. Çözüm bulamıyorlar. Cahil cahil bilgi akıyor. Daha da akacak. Ve çözümünü bulamayacaklar yani. Artık onların kurdukları hileli düzenin uğradığı sona bir bak diyor Allah. Ne hale gelir gördünüz. İnşallah. İddialarına gene konar götü değil mi?